Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde komünitede türler arasında simbiyotik ilişkiler nasıl gerçekleşiyor? Bunları göreceğiz. Simbiyoz, birlikte yaşam demek aslında. İki farklı tür olması gerekiyor. İki farklı türün doğrudan ve yakın bağlantılı halde birlikte yaşamasına simbiyotik ilişki ya da simbiyoz diyoruz. Üç türlü simbiyotik ilişki var arkadaşlar. Mutualizm, kommensalizm ve parazitlik olmak üzere. Bunlarla ilgili önce bir kodlama yapalım. Mutualizm, kommensalizm ve parazitizmde A ve B canlılarının nasıl etkilendiklerini şu tabloda gösterelim. Sonra örnekleriyle birlikte açıklayalım. A canlısı ve B canlısı eğer ikisi birlikte yarar sağlıyorsa, artıyı yarar sağlıyor anlamında koydum buraya. İkisi de fayda sağlıyorsa bu türlü ilişkiye ne diyoruz? Mutualizm. Eğer canlılardan bir tanesi yarar sağlıyor, bir tanesi bu ilişkiden ne yarar ne de fayda görmüyorsa, o zaman böyle ilişkiye kommensalizm diyoruz. Canlılardan bir tanesi fayda sağlıyor, diğeri zarar görüyorsa bu tür ilişkiye de ne diyormuşuz? Parazitlik diyoruz. Şimdi mutualizmden başlayalım. Örnekler vererek açıklamaya çalışalım. İki ayrı türün karşılıklı yarar sağladığı ilişki dedik mutualizm için. Baklagillerin kökünde bir önceki üniteden hatırlayın. Nodül dediğimiz yapılar vardı ve bu nodüllerin içinde azot bağlayıcı bakteriler vardı, rizobiyum gibi. Bu rizobiyum bakterisi baklagillere azot verebiliyordu. Oradan da hazır besin alabiliyordu. Yine mikoriza mutualist bir ilişkiye örnek. Bitki kökleriyle mantarlar arasındaki ilişki. Biliyorsunuz bitki kökleri mantar hifleri sayesinde daha fazla su ve mineral alabiliyordu. Bu da yine mutualizme örnek. Bazı mutualizm türlerinde zorunluluk vardır. Çünkü türlerden en az biri diğeri olmadan yaşamını sürdüremeyebiliyor. Buna zorunlu mutualizm diyoruz. Mesela liken birliğini zorunlu mutualizme örnek verebiliriz. Alk ve mantar birlikteliğidir bu. Mantar, alge lazım olan işte karbondioksit ve suyu toprağa bağlanma imkanını sunarken, alk de buna karşılık ürettiği besin ve oksijeni mantara aktarabiliyor. İşte bu türlü mutualizme zorunlu mutualizm diyoruz. Eğer alk yerine siyanobakteriyle bir mantar bir aradaysa, bu sefer siyanobakteri azot tespit ediyor ve mantara azotlu organik bileşikleri sağlayabiliyor. Peki başka mutualizm örnekleri neler? Sorularda neler karşınıza çıkabilir? Bunlara bakalım. Termit dediğimiz bir beyaz karınca türü var arkadaşlar. Bunların bağırsağında bir de geviş getiren memelilerin bağırsağında bir mikroorganizma yaşıyor. Bu mikroorganizma selüloz sindirimini gerçekleştiriyor termit ve bu memeli canlı için. Selülozu biliyorsunuz memeliler sindiremiyorlar ama geviş getiren memelilerin bağırsağında bulunan bu canlılar selülozu sindiriyor. Buna karşılık da bu mikroorganizmalar besin ve barınağa sahip oluyorlar. Her iki tarafta durumdan memnun, iki taraflı fayda ilişkisi var. İşte bu da bir mutualizm örneği. Yine bizim bağırsağımızda yaşayan bir bakteri türü var. Bu bakteri burada barınıyor, hem barınak olarak kullanıyor hem de besin artıklarıyla ne yapıyor arkadaşlar? Besleniyor. Buna karşılık vitamin sentezliyor. K ve B vitamini sentezliyor. Bu da insanlar tarafından kullanılıyor. Yine her iki tarafta memnun. Bu da bir mutualist ilişki örneği. İsteğe bağlı mutualizm ya da gevşek mutualizm dediğimiz durumda ise birbirlerinden ayrılsa bile bu canlılar bağımsız olarak yaşayabiliyorlar. Mesela yengeçlerin kabukları üzerinde yaşayan deniz şakayıkları bu duruma bir örnek. Yengeçlerin besin artıklarını kullanıyorlar bunlar. Yengeç de düşmanlarına karşı kamuflajından yararlanıyor deniz şakayıklarının. Bu gevşek mutualizme örnek. Afrika'da ağaç kakana benzeyen bir kuş, manda ve gergedanların derisinde bulunan parazitleri yiyerek besin elde ediyor. Bu hayvanlar da parazitten kurtulmuş oluyor. Fakat ayrı ayrı yaşayamazlar mı? Yaşarlar.
karşılıklı bir fayda olduğu için bunu da mutualizme örnek olarak verebiliriz. Kompensalizmde nasıl bir durum vardı? Taraflardan biri fayda görüyor, diğeri bu durumda fayda ya da zarar görmüyor. Bu duruma kompensalizm diyorduk. Balıkçıl kuşları bakın, at sığır gibi otçulların çayırlarda beslenirken ortaya çıkardıkları böcekleri yerler. Bu durumdan bu otçul canlı ne fayda ne de zarar görmüş olmuyor. Fakat balıkçıl kuşları fayda görüyor. Tek taraflı fayda olduğu için bu ilişkiye biz ne diyoruz? Kompensalizm diyoruz. Yine vantuz balıkları vantuzlarıyla köpek balıklarına tutunurlar ve köpek balıkları beslendiğinde artıklarını köpek balıklarından arta kalan besin parçalarını yerler. Bu durum köpek balığına ne bir zarar ne de bir fayda sağlamaz. Fakat vantuz balıkları bu durumdan fayda görür. Tek taraflı fayda olduğu için bu duruma da ne diyoruz yine? Kommensalizm diyoruz. Parazitliğe gelince bir canlının üzerinde veya içinde yaşadığı başka bir canlıya zarar vermesine karşılık kendisi yarar görmesi durumuna parazit yaşam diyoruz. Simbiyotik ilişkilerden parazit yaşayan canlılar genellikle hızlı üreme yapıyorlar arkadaşlar. Duyu ve tutunma organları da oldukça iyi gelişmiş. Enzim ve sindirim sistemleri ise iyi gelişmediği için konağa bağımlı olarak yaşıyorlar. Konak nedir? Konak parazit canlının üzerinde yaşadığı ve ona zarar verdiği canlıya biz konak diyoruz. Parazitliği bir hücreli parazitler, hayvansal parazit ve bitkisel parazitler olmak üzere 3 grupta inceleyeceğiz. Bir hücreli parazitlere bazı patojen bakterileri örnek verebiliriz. Amipli dizanteriye sebep olan amip türlerini verebiliriz. Yine bazı kamçılılar var. Özellikle de sıtmaya sebep olan plazmodyumu bir hücreli parazitlere örnek olarak verebiliriz. Hayvansal parazitleri dış parazit ve iç parazit olmak üzere 2 grupta inceleyeceğiz. Dış parazit adı üstünde vücudun dışında yaşarlar genellikle ve kıl, pul, deri gibi kısımlarını yiyerek beslenirler veya kan emerek beslenirler. Bunlarda sindirim sistemi genellikle bulunuyor. Kene, uyuz böceği, bit, pire gibi canlılar dış parazitlere örnek. Mesela kene insana Kırım Kongo kanamalı ateşi dediğimiz bir virüsü bulaştırabiliyor. Bu yüzden çok tehlikeli bir hale gelebiliyor. İç parazitlere gelince iç parazitler adı üstünde konağın içinde yaşıyorlar ve genellikle sindirim sistemi içermiyorlar. Bu yüzden üzerinde yaşadığı konak canlının monomer besin maddelerine ihtiyaç duyuyorlar. Mesela tenya, bağırsak solucanı gibi bazı iç parazitler bağırsaktan hazır monomerleri emerek ne yapıyorlar? Besleniyorlar. Bakın bunların sindirim sistemleri vardı ama iç parazitlerin çoğunlukla sindirim sistemi yok. İşte tenya, bağırsak solucanı gibi canlılar iç parazitlere örnek. Nasıl bulaşır tenya? Az pişmiş ya da çiğ etler yoluyla bulaşabiliyor. Karın ağrısı, ishal, kilo kaybı gibi sorunlara yol açıyor. Bitkisel parazitlere gelince, bitkisel parazitler konak olan canlıya yani üzerinde yaşadığı bitkiye emeç dediğimiz uzantılarla parazit olarak yaşıyorlar. Tam parazit olan bitkilere canavar otu ve küsküt otunu örnek vereyim. Çünkü sorularda bunlar çok karşınıza çıkacak. Tam parazit bitkide arkadaşlar klorofil yok. Dikkat edin buraya. Klorofilleri olmadığı için fotosentez yapamıyorlar. Yani organik besin sentezleyemiyorlar. Hem organik besinlerini üzerinde yaşadığı bitkiden alacak hem de su ve minerallerini üzerinde yaşadığı bitkiden alacak. Bu yüzden emeçlerini hem floeme hem de kısıleme doğru uzatıyor. Su ve minerallerini aldığı gibi üzerinde yaşadığı bitkinin organik maddelerini de alıyor. Bu yüzden biz buna tam parazit diyoruz. Yarı parazit bitkiye öksü otunu örnek verebiliriz. Bakın öksü otu yeşil bir bitki. Yani klorofili var. Kendi besinlerini üretebiliyor, fotosentez yapabiliyor. Fakat kökleri olmadığı için emeçlerini ne yapıyor arkadaşlar?
Kısınem borularını uzatıyor üzerinde yaşadığı bitkinin ve onun su ve minerallerini yani inorganik maddelerini alıyor. Floema emeç uzatmıyor çünkü kendisi organik moleküllerini klorofili olduğu için kendisi sentezleyebiliyor. Şimdi de süksesyon nedir? Bunu anlatmaya çalışayım size. Süksesyon belli bir bölgede uzun bir zaman periyodunda farklı canlı türlerinin sırasıyla birbirlerinin yerini alması olayı süksesyon. Biliyorsunuz doğada kayalar, dik dağ yamaçları, sığ sular, rüzgarın getirdiği kum tepeleri, nadasa bırakılan bazı tarlalar, buzulların çekildiği sahalar gibi çıplak alanlar olabilir. Bu çıplak alanların bir süre sonra bitkilerle örtüldüğünü görürüz ve şartlar uygunsa burada bitki çimlenerek gelişimini sürdürür. Bitki örtüsünden yoksun bir alanda ilk olarak öncü tür dediğimiz bitkiler gözümüze çarpıyor. Öncü bitkiler yerleştikten sonra alanda bir değişim süreci başlıyor. Zaman geçtikçe farklı bitki türleri bu alanda gelişiyor. Sonra farklı bitki türleri arasında rekabet meydana geliyor. Şartlara en iyi uyum sağlayanlar diğer türlerin yerini almış oluyor. Alanda kararlı ve dengeli bir komünite oluşuncaya kadar süksesyon devam ediyor. Dengeli ve olgunluğa erişmiş bu komüniteye ne diyoruz arkadaşlar? Klimaks. Demek ki süksesyon olabilmesi için farklı bitki türleri olacak. Aralarında rekabet olacak. Rekabeti kazanan ortama uyum sağlayacak ve baskın tür haline gelecek. Dengeli ve olgunluğa erişmiş bir komünite haline gelecek. Şimdi süksesyonu birincil ve ikincil süksesyon olmak üzere inceleyeceğiz. Birincil süksesyonda üzerinde canlı bulunmayan alanlarda meydana geldiğini görüyoruz. Çıplak kayalar, buzulların çekildiği sahalar, taş ocakları, kum tepeleri, volkan külleri, yine suyu çekilmiş göllerin taban kısımları, yeni oluşmuş volkanik adalar birinci süksesyonun başlayabileceği alanlar. Bu alanların üzerinde ne yok arkadaşlar? Toprak yok. Toprak olmayan bir alanda sıralı bir değişim olduğunu görüyoruz. Bunu sırasıyla önce liken, sonra yosun evresi, otsu bitki evresi, çalı ve funda dediğimiz evre yani küçük ağaççık evresi ve ağaç evresi olarak inceleyeceğiz. Şekil üzerinde incelemeye çalışalım. Birinci süksesyonda liken evresinde canlı bulunmayan kaya, kum, çakıl gibi ortamlarda liken yerleşiyor. Zamanla işte kayaların aşınması, organik maddelerin birikmesiyle burada toprak oluşmaya başlıyor. Yosun evresinde rüzgarla buraya gelen sporlardan yosunlar çoğalıyor ve likenlerle olan rekabeti ne yapıyor? Yosunlar kazanıyor ve yosunlar buraya yerleşiyor. Bu evrede ortam besin maddesi bakımından da zenginleşiyor. Ayrıca toprak da yine zenginleşiyor ve toprak gelişimi hızlanıyor. Otsu bitki evresinde küçük hayvanlar da buraya gelmeye başlıyor. Otsu bitkilerin yerleşmesiyle birlikte kuvvetli kök sistemi bir de boy avantajından dolayı yosunlara karşı rekabeti kim kazanıyor bu sefer? Otsu bitkiler kazanıyor. Toprağın derinliği, fiziksel kimyasal özellikleri bu otsu bitki evresinde daha da değişmiş oluyor, gelişmiş oluyor. Çalı evresinde ise daha uzun boylu olan küçük ağaççıklar, fundalar ve çalılar sıklaşmaya başlıyor. Otsu bitkilerin yeterince ışık almasını ne yapıyorlar? Engelliyorlar. Ayrıca bunlar kök avantajına da sahipler. Bu yüzden otsu bitkilere göre topraktaki suyu daha fazla almaya başlıyorlar. Yine bu evrede hayvanlar aracılığıyla ağaçların tohumları da buraya gelmeye başlıyor. Daha sonra ağaç evresine geçiliyor. Buraya hayvanlar sayesinde gelen ağaç tohumları burada ağaçların artmasına sebep oluyor. Toprak organik madde bakımından oldukça zenginleşiyor. Işık, sıcaklık, rüzgar, nem durumu da bu ağaçlar sayesinde ortamda değişebiliyor. Ağaçların sıklaşması hem tür içi hem de türler arası rekabete
neden olduğu için sonuçta dengeli ve olgunluğa erişmiş bir komünite ortaya çıkıyor ki biz buna ne demiştik? Klimaks diyoruz. İkinci süksesyonda ise daha önce üzerinde canlıların bulunduğu bir ortam. Fakat insan müdahalesiyle ya da doğal koşullarla o ortamdaki baskın türün değişmesine biz ikincil süksesyon diyoruz. Neler olabilir bu müdahaleler? Mesela yangın çıkarak ormanı yok edebilir. Toprağı işlemek için yine orada baskın türü insan eliyle değiştirmiş olabiliriz. Yine aşırı otlatma sebebiyle süksesyona sebep olmuş olabiliriz. İkinci süksesyonun oluştuğu alanlarda toprak örtüsü var bakın. Birinci süksesyonda toprak yoktu. Likenden başlamıştı. Fakat burada durum biraz daha farklı. Mesela Akdeniz ikliminin etkili olduğu alanlarda baskın tür kızılçam. Kızılçam ormanları bazen kendiliğinden bazen de maalesef insanların eliyle yanabiliyorlar. Ve bu yanan alanlarda sürekli yeşil yapraklı elemanlardan oluşan maki vejetasyonu baskın duruma geçebiliyor. İşte bir baskın türün yerine başka bir baskın türün yerleşmesine biz ne diyormuşuz? İkincil süksesyon diyoruz. Şunu unutmayalım arkadaşlar. Hem birincil hem de ikincil süksesyonun gerçekleşmesi için bitki bulunmayan bir bölgede bitkilerin yerleşmesi, ortam şartlarının değişmesi, bitkiler arasında rekabet olması sonuçta da dengeli bir komünitenin meydana gelmesi yani klimaksın oluşması gerekiyor. Evet arkadaşlar, bir sonraki dersimizde popülasyon ekolojisini işleyeceğiz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.